Arkadaşlar selam aleyküm. Bugün Arif arkadaşlar şu anda bizim koyunlarımızı bugün bahçesimiz geldi. Koyunlarımızın tüyleri kırkılıyor. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bayağı temizlendi. Hemen 3-4 koyunumuz var arkadaşlar. Koyunlarımızın tüyleri kesilmek lazım. Neden arkadaşlar? Çünkü kurbanı yaklaşıyor. Nereden baksan 2,5 ay, 2 ay önce tüylerinin kırkılması lazım. Koyunların kendini gelmesi lazım. Havlar ısındı. Tüy koyunları yapıyor arkadaşlar. Bizi dinledi. Özel Dezeniz'in köy hayatından bugün de kendi işimizi, kendi koyunlarımızı çek verelim dedik. Arkadaşlar, arkadaşlarımız da işlem sağ olsunlar. Güzel yapıyorlar. Ellerini, kollarını sağlık. Şunu bakın arkadaşlar. Bunlar da bir berber. Yani bunlar da insanın ne kadar berberi varsa hayvanlar da berberi var arkadaşlar. Eskiden bunlar kırklığıyla yapılıyordu arkadaşlar. Büyük çiftliklerde koyunlarımızı 3 gün, 4 gün, 5 gün bir hafta koyun kırkılıyordu. Şimdi bir günde veya 3-4 saatte koyunun sayısını göre değişiyor arkadaşlar. Koyunlar sayısını göre değişiyor. Koyunlar altı çabuk oluyor. Tabii çok oluyor suda. Altı kırklı kullandın mı? Eskiden koyun kırkmaya gelenlere koyun kesiliyordu. Öyle bir adet vardı. Şimdi öyle yok. Biz oruç olduğundan bugün bir şey yapmadık ablacığım. Sen sonra gel, senin yemek yiyelim biz, borcumuz olsun. Ama eskiden öyleydi. Zafer horoz kesecek, ben koyun istemiyorum. Tamam, horoz keseceksin. Tamam. Horozumuz var, bakın orada. Bugünkü işimiz bu arkadaşlar. Bugünkü işimiz koyundan tüylerini kırktırdık. İyi oldu. Dinlendiler. Hani çok rahatsız oluyorlardı. Düşünün, insanlar da öyle. Saçları kesilmeyince ne olur? Hayvanlar da öyle. Bunların üstünde çok büyük yüktü bu. Arkadaşlarımız bugün ne yaptık? Bugün Arife, dediğim gibi bugün Allah'ım bütün dualarına, herkesin Allah'ım kalbini, gönlünde ne varsa Allah'ım gerçekleştirsin. Bugün Ramazan'ı uğurluyoruz. Allah'ım inşallah tekrar nasip etsin. Arkadaşlarımız, koçlarımızın tüylerini kırktırdık. Maşallah çok güzel oldular. Gar gibi oldular arkadaşlar. Sağ olsunlar Alişan kardeşimiz kesmediler. Ondan sonra koyunlar dinlendi, vücutları arkadaşlar. Sevincinden ne yapacağını şaşırıyorlar arkadaşlar şu anda. Koyunlarımız sevincinden. Bundan sonra esas kilo alacaklar galiba kurbanı gıda. İlk ayda bundan sonra tüyler kesilince kilo alıyorlar bunlar. Şimdi de kaç aylar boyunca baktık. Arkadaşlar kuzularımız da öyle. Kuzularımızdan da kurbanı yetişecek büyük kuzularımız var. Kilosu gayet yerinde arkadaşlar. Mustafa gelir misin? Eşim çağırıyorum arkadaşlar. Koyunlar, kuzularımız da bakın kiloya yetişecek kuzularımız da var. Horozumuz da bir horozdan kaçıyor. Bir horozumuz daha var. Bak kuzu boynunu geçirmiş. Bazı kuzularımız, çoğu kuzumuz var. Kurbanı yetişecek kuzularımız çok arkadaşlar. Nereden baksan 40 gıda var. Orada yatıyorlar. Çok güzel yetiştiler. Hani kiloları, miloları iyi arkadaşlar. Bugün de böyle çekelim dedik arkadaşlar. Koyunlarımızın yanından koyunlarımızın tüylerini kırktırıverdik. Maşallah, subhanallah. Şunlara bakın arkadaşlar. Bundan da bir berberi var. Makinelerle, özel makinelerle kesildiler. Çok güzel oldular. Maşallah, subhanallah. Arkadaşlar, bizim de içimiz dinlendi. Bundan sonra gari kilo almasını, daha çok kilo almalarına yardımcı olacak arkadaşlar. Daha çok yardımcı olacak. Biz de elimizden gelene müşterilerimizi yapacağız arkadaşlar. Biz de müşterilerimize elimizden geleni yapacağız. Şimdi yemleri arkadaşlar, kuzu yemliklerinin içindeki yemlere saniyeler içinde bitirdiler. Çok güzel yiyorlar. Maşallah, boğazları falan çok iyi. Hiç yem kalmadı sayılı.
Arkadaşlar. Hiç yem kalmadı sayılı arkadaşlar. Kutular yemlerini bitirdi. Şimdi biraz oksijenler nasıl geliyorlar? Şunları bakın. Şunları bakın arkadaşlar. Maşallah subhanallah. Şuraya bak. Arkadaşlar damı yıkacaklar. Vallahi bunların boğazına güç müç yetmeyecek gibi değil. Çok yiyorlar arkadaşlar bunlar. Çok yiyorlar. Bunlara yonca yiyecekler. Yoncayı çok seviyorlar. Hani sağlıkta ettiğiniz yonca var ya arkadaşlar. Onları çok seviyorlar. Böyle parçalayabildik. Şimdi onlar dağınık dağınık yesinler. Arkadaşlar içinden nereden baksan 3 saat 4 saat çıkmadığımız zamanlar oluyor. Kuzulam bak bak birbirine ezecekler. Çekil çekil oraya git. Git. Şşş. Birbirlerini eziyorlar. Şşş. Arkadaşlar yetmez oldu. Şimdi bunlardan bugün ayıracaklarımız var. Kurbana ayrı bakacağız bunlardan. Yetişen kuzularımız var arkadaşlar. Bunlara bu ahırlar yerini bulunca kurbanlıklarımızın tüyünü kestik. Kuzularımızda otlarını verdik. Şimdi kurbanlıklarımızın yeğgilerini vereceğiz arkadaşlar. Onlar da otlarını yesinler. Sabahtır kesildiler daha yeğgilenmediler. Onlardan ilgileneceğiz arkadaşlar. Dün alışverişimize edip geldik. Temizliklerimizi yaptık. Bir tatlı yapacaksın, kadayıf tatlısı yapacaksın arkadaşlar. Kadayıf tatlısı yapmayacaksın. Yeter herhalde. Aleyküm selam. Burada Yiğit Alp var, akrabamız malı selam aleyküm deyip geçiyor beni. İşte arkadaşlar nasıl yiyor? Kuzular önce yemlerini yedi. Yemlerini yedikten sonra... sulan dolduruyorum ben onunla. Bak bunları bağırıyorlar arkadaşlar. Açıklılar bağırıyorlar. Ben bir tatlı yaparken sizi gösterebilirim arkadaşlar bugün. Tatlımız kadayıf tatlımız hazır. Değil de kendim aldım kadayıfını taze. Onu cevizden dolayıp pişirip ağını ağdasını dökeceğim arkadaşlar. Sulandı dolduruyor. Sulandı. Bunları sulandı dolduruyor. Arkadaşlar işte kuzularımız önce yemlerini yediler. Annelerinden sabahleyin ayırdık. Yemlerini yediler arkadaşlar. Şimdi otlarını verdik. Yoncularını verdik. Ne yapacağız? Önce yem vereceğiz sonra yoncu vereceğiz. İşte ben size tanıt veren dedim. Koyunlarımız kırkıldı. O tarafta koyunlarımız kırkılıyor. Sağ olsunlar. Alişan kardeşimiz kırk verdi. Elini kolunu sağlık. Benim numarama kıstırmak isteyen her zaman çocuğu ulaşabilir. Çok hızlı yapıyor işini arkadaşlar. Koyuncu arkadaşlar Ege bölgesinde Nazilli'nin içinde yardımcı olabilir. Her zaman diyor. Arkadaşlar Özen teyzenizin köy hayatında bugün Arife işlerimiz çok hemen hemen oldu. Daha işlerimiz devam ediyor. İşlerimizi bitireceğiz. Tatlı yaparken inşallah sizi göstereceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beni link atma, beğenme, abone olma unutma. Şimdiden bayramlarınızı kutluyorum. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.